Pyrrhus Zaferi'ni nasıl bilirsiniz? Mirattan önce 200'lü yıllarda Yunanistan'ın kuzeyinde krallığını ilan eden, aynı zamanda Büyük İskender'in de kuzeni olarak bilinen Kral Pyrrhus, İtalya'yı topraklarına katmak için harekete geçer. Yaklaşık 40 bin sayıdaki askeri ve filleriyle birlikte Sicilya yakınlarında pusu kuran Kral Pyrrhus, neredeyse eşit sayıdaki Romalı askerden haberdar olunca farklı bir strateji izledi. Stratejisine göre gece yarısı ormandan geçerek Romalı askerlere arkadan saldıracaktı. Rüyasında ağzının kan içinde kaldığını ve tüm dişlerinin döküldüğünü gördü. Bu rüyayı hayra yormayan Pyrrhus, son anda ordusunu geri çekmek istedi ama iş işten geçmişti. Pyrrhus'un askerleri meşalelerini yakarak ormana doğru gittiler. Bir süre sonra meşaleleri söndü ve gecenin karanlığında ilerlemek zorlaştı. Gün doğumunda Romalı askerler Pyrrhus'un askerlerine galip geldi. Pyrrhus son hamlesi olarak fillerini savaş alanına sürdü. Romalı askerler fillere de okla saldırmaya başladı ve paniğe kapılan filler herkesi ezmeye başladı. Savaş meydanında 30 bine yakın askerini kaybederek Yunanistan'a geri dönen Pyrrhus'un bu hezimeti tarihe Pyrrhus Zaferi olarak geçmiştir. Peki ya siz Pyrrhus Zaferi'ni nasıl bilirdiniz? Buyurun yorumlara.